Bugün Türkiye'nin en önemli sporcularından Melisa Vargas için custom ayakkabılar yapıyorum. Hadi gelin başlayalım. Aslında bu ayakkabıları Zehra Güneş'e ayakkabı yaptığım zaman ikisini aynı anda yapmıştım. Onu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Ama Melisa Vargas bu süre zarfında yurt dışındaydı ve ayakkabıları ona veremedim doğal olarak. Zehra Güneş'e vermiş oldum. Şimdi Melisa Vargas Fenerbahçe'ye geri döndü. O yüzden ayakkabıları verme fırsatım oldu. Ben de ilk fırsatta tabii ki ayakkabıları verdim. Ayak numaralarına göre aynı modelden bulamadım. O yüzden ikisinin farklı rengi vardı. Melisa Vargas'a yaptığımda sonuçlar mavi renkteydi aslında. Onun dışında birebir aynı modeldi. Yan kısmına Melisa Vargas'ın şu şöyle yaparkenki silüetini eklemek istedim. Çünkü bence gerçekten ikonik bir görsel. Yani Michael Jordan'ın Jordan logosu kadar olmasa da çok ikonik bir görsel olduğunu düşünüyorum. Onun silüetini o yüzden eklemek istedim ayakkabıya. Aynı zamanda ayakkabının topuk kısmına da milli takım formalarındaki Türkiye'yi temsil eden tur yazısını yazdım. O da bence güzel bir detay oldu. Çünkü sonuçta aslında milli takımın şampiyonluğuna adanan bir ayakkabı olduğu için temaya uygun olduğunu düşünüyorum. Ayakkabının iç tabanlıklarındaki renkler de farklıydı. Biri kırmızıydı, biri beyazdı. Birine Vargas 4 yazdım, diğerine de voleybol topu yaptım. İkisi de altın sarısı renkteydi. Melisa Vargas bu organizasyonda MVP ödülü aldığı için de ayakkabının iç sıvışına MVP ödülünü temsil edecek olan CEV logosunu yaptım. Çünkü verilen MVP ödülünde bu CEV logosu direkt bariz bir şekilde vardı. Aynı tasarımı ayakkabının iç sıvışına ekledim aslında. Son şampiyonluk aldıkları turnuvada MVP olduğu için MVP ödülünün tasarımını ekledim. Ondan sonra sıvışını da beyaza boyadım. Böyle bir çift, iki farklı sıvışlı olacak. Bence Melisa Vargas'ın kişiliğine de uyumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları çıkartacağım. Ayakkabının bu arada bağcıklarının da uç kısımları, aglet kısımları da altın renkliydi. Bence o yüzden temaya da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ayakkabının dil kısımlarına da kendi logomu ve Orpheus yazısını mutlaka eklemem gerekiyor diye düşündüm. Sonuçta ben yapıyorum. O yüzden onları ekledim. Onları da altın renginde ekledim. Çünkü o dediğim gibi temaya uygun olmasını istiyorum. Bu arada ayakkabıya böyle bir aksesuar olarak da hang tag yapmak istedim. Onu da şampiyonlukta kazandıkları madalyaları temsil etmesi için o şekilde yaptım. Kurdeleyi boyayarak şöyle iki tane madalyon kurdelesi haline getirdim. Sonra bunları böyle katlayayım. Madalyon haline getirdiğim şeyler var, metal parçaları var. Onları göstereyim şimdi. Şöyle bir tarafı CEV logosu, diğer tarafı Custom Made by Orpheus yazıyor. Burada birkaç parça var bunlardan. Şöyle 3 katlı yapacağım ki kalınlığı tam ona uygun olsun. Arasına sıkıştırıp ondan sonra yapıştıracağım. Yani en azından planım bu olacak mı? Hep beraber göreceğiz. 3 tane aslında metal plaka gibi bir şeydi. Onları birine kurdeleyi bağladım. Kurdelenin de rengini aslında madalya kurdelesi rengine çevirdim. Ondan sonra ikisini birbirine yapıştırdım. Bir tarafında Custom Made by Orpheus yazıyor. Diğer tarafında da organizasyonun logosu var. Yani aslında tamamen bir madalyona benzetmek istedim ama daha ayakkabı süsü, aksesuarı olabilecek şekilde yapmaya çalıştım. Benim içime sindi açıkçası. Güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Ayakkabılar aslında çok fazla işte custom detayları eklemek, yani çok fazla olduğundan farklı hale çevirmeyi çok istemedim. Çünkü daha giyilebilir, daha göze batmayacak bir tasarım yapmaya çalıştım. Çünkü yani çok fazla renkli bir şey de yapabilirdim veya çok sıra dışı bir şey de yapabilirdim ama daha giyilebilir, günlük hayatta çok baskın olmayacak bir görüntü yapmak istedim. Ayakkabıları en son yaptıktan sonra yan dış kısmına, yani topuğa doğru olan tarafına Air MVA yazdım. Çünkü MVA kısaltmasını ben Melisa Vargas'ın her yerde kullandığını gördüm. Hatta elinde dövmesi bile var. O yüzden onu ayakkabıya mutlaka eklemem gerekiyor diye düşündüm. Bunu da birazcık off-white vari bir şekilde yapmak istedim. O yüzden tam olarak bu şekilde ekledim. Sonrasında ayakkabının kutusu içinde siyah olan bir kutuyu üzerine altın detayları ekleyerek sonrasında da Air MVA yazısıyla bitirdim aslında. Ama en sonunda da üzerine artırılmış gerçeklikle, yani telefonu tuttuğunuz zaman artırılmış gerçeklikle çalışabilen bir video yaptım. Yani kutuya sabit aslında o video ama fiziksel bir objenin üzerinde aslında sanal bir video oynuyor diye düşünebilirsiniz. O şekilde çalışıyor. Telefon o kutuyu gördüğü zaman video oynamaya başlıyor. Böyle bir sistem var aslında. Ben de onu zaten Zehra Güneş'e de yaptığımda onu yapmıştım. Hatta Sinan Göler'le başlamıştı bu artırılmış gerçeklik ekleme olayı. Onları da izlemek isterseniz şuradan izleyebilirsiniz. Melisa Vargas'a yaptığım ayakkabıya da bunu eklemek istedim. Benim çok hoşuma giden de bir detay oluyor. Çünkü aslında yapılan, hani sonuçta o kişi için özel yapılmış bir ayakkabı daha bence özel bir hale getiriyor. Çünkü onunla alakalı bir video oynuyor üzerinde ve gerçekten de o temaya tam olarak oturduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz bütün düşüncelerinizi. Şimdi de gelin ayakkabıları Melisa Vargas'a verelim. Okay. Only for you. Evet. This is one of one just made for you. And also this right here. This right here plays a video of you. Like, tek sana yapmadım onu. Sus.
Like. Like this. That's the video. You can play it whenever you want. It's on the box. And also, if you're ready, you can open the box. Aha. This represents your MVP award. Do you like it? Oops, same. Yeah, it's you. And it's your size, of course. Nerede yazıyor mu? Yazıyor. So good. One of them says Vargas 4. And the other one has a volleyball. Çok güzel. Güle güle kullan. Güle güle kullan. This is yours also, the box. Yeah. Beğendin mi? Beğendin mi? Tamam. Yes. I guess, yeah. Because time was here. Whenever you want, you can call me. I'll make you something else. I will call you. Okay. No problem. Evet, ayakkabıları Melisa Vargas'a verdik. Yani ilk başta beğenmedi falan diye düşündüm. Ama beğendiğini sonradan söyledi. Birazcık mizacı o şekilde olduğu için çok fazla reaksiyon vermedi. Ama mizacından dolayı sonrasında da zaten tekrar sordum. Hani dedim gerçekten beğenmediysen söyleyebilirsin, sorun değil dedim. Ama beğendiğini söyledi. Hatta dedim ne zaman istersen yaparım yani dedim. O da dedi arayacağım falan. Böyle de bir tatlı bir konuşma geçti aramızda. O sırada Zehra Güneş'e de sus falan diye şey yaptı biz orada video çekerken. İlk tepkisinin de oha oluşu benim çok hoşuma gitti. Tatlı bir tepkiydi. Ve Türkçe tepki vermesi de bence hoşuma gitti açıkçası. Bu arada ayakkabıları siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Çünkü sizin düşüncelerinizi de ben gerçekten çok önemsiyorum. Bu arada bir sonraki ayakkabıları kime yapmamı istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi değerlendirmeye çalışırım elimden geldiğince. Sırada aslında yaptığım ayakkabılar var. Yine uzun zamandır bekleyen ayakkabılar da var. Sahiplerini bekliyor aslında. Öyle diyeyim yani. Onlar için de abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Ben de çok sevinirim aslında. Buraya kadar izleyip videoyu beğenmediyseniz beğenirseniz. Şimdi bekliyorum şu an. Teşekkürler. Beğendiyseniz teşekkürler. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.